O gün bana tavsiyeler gelecek. Buraları toplamama yardım edecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağında neye takıldı bilmiyorum ama. Asela! Asela! Sen bana yardım etmeye gelmedin mi? Edeceğim şimdi, bir dakika. Son bir işim kaldı. Hadi şu örümcekleri de sen topla. Tamam, hemen internetten bakıyorum. Örümcek toplama şekilleri. Canı Sevcan, baksana. Burada bir tarif var. Ne tarifiymiş o? Örümcek toplamanın tarifi mi olurmuş? Hayır hayır. Burada saçları hızlı bir şekilde uzatan bir tarif var. Aa Süheyla. Saçlarım hızlı uzasın, hacimli hacimli olsun istiyorum lütfen Cadı Sevcan. Emin misin Asuela? İnternette gördüğün her şeye güvenmemek gerekir. Yapalım yapalım. Sonuçlar gerçek olmasaydı yazmazlardı değil mi? Yazarlar, yazarlar. Ama neyse hadi yapalım yapalım, hadi yapalım lütfen yapalım. Sen şu telefonu ver bakayım bana. Şimdi görürsün. Bakalım. Bir kase diyor. Bizde kase yok. Kazan alalım. Ben malzemeleri söyleyeceğim. Sen koyacaksın. Yumurta. Hamam böceği yumurtası. Hamam böceği yumurtası mı? Emin misin? Burada öyle yazıyor. O zaman doğrudur. Onlara dokunma. Küçük olanlarından lazım. Taze taze. Korkma korkma, hiçbir şey yapmaz. Hadi sağ ol bakalım. Gel canım gel. Bakalım başka neler varmış. Bize bir de çekirge yağı lazım. Nasıl yapacağız? Ben değil tatlım, sen yapacaksın. Al bakalım bu suyu, çekirgeyi içine koy. Tabii yakalayabilirsen. Sonunda. Şimdi karıştır, karıştır, karıştır. Dökme, dökme. Kazanın içine. Bu da bitti. Şimdi ne koyacağım? İşleri birazcık karıştıralım. Kaktüs suyu lazım. Ama burada kaktüs yok. Sen unuttun galiba, ben bir canıyım. İşte burada. Bunun suyunu nasıl çıkaracağım ben? Ellerinle. Ellerimle, kendi ellerimle. Evet. Nasıl yapacağım ki? Bilmiyorum, burada öyle yazıyor. Acısız güzellik olmaz. Son olarak bu tatlı kırkayağı içine sokacağız.
Onu ellerimle mi tutacağım? Tabii ki. Bak ben ellerimle tutuyorum. Ay canım benim. Al bakalım. Oğlum. Ne yaptın? Benim tatlı kırk ayağım, gel bakalım, iyi misin sen? Tamam tamam, geçti. Karışımımız hazır. Saçına süreceğiz. Yarın sabaha kadar da açmayacağız. Umarım çok güzel olur. Olacak, olacak. Sonuçta internette öyle yazıyor. Bolca bolca. Merak etme, bol bol sürüyorum. Şimdi saçını sarma vakti. Alüminyum folyo neden? Onun içindeki alüminyum saçına iyi gelecekmiş. Öyle yazıyor. O zaman iyi, doğru. Gel bakalım. Buradan da evrene saçından pozitif enerjiler aktaracağız. Tamam, hadi git git. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın sabaha kadar saçını açmıyorsun. Tamam, açmıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hop, bakalım neler olacak. Saçımı açacağım. Bakalım ne yapıyor? Şimdi kemire kafamın yumurtaları da içindedir. Of, ne yapacağım ben bu saçla, kessem mi, ne yapsam? İnternette her yazılana inanırsanız böyle olur. Araştırın, öğrenin. Sadece orada yazılana inanmayın. Görüşürüz. Sizin de mamanızı suyunuzu verdim. Canı sevcan, canı sevcan. Hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Harika. Bu saçları nerede yaptırdın? Yaşlı cadı da yaptırdım. Yeni sıyırlar geliştirmiş. Sen de çok genç sayılmazsın. Şaka şaka. Şakalarına bakılırsa gayet iyisin. Neyse, geçerken uğrayı indireyim. Hoşçakal. Bay bay. Ben de bu saçlardan sıkıldım. En iyisi şu cadıya gideyim de benim saçlarım ona değiştirsin. Sana içeri gir dedem.
Bunlar da böyle. Ha? Merhaba cadı. Ah, neydi bu? Ha, neyse. Oy. Cadı seveceğim. Uzun zamandır yoktur ortalarda. Neden geldin? Balır cadının saçlarını çok güzel yapmışsın. Evet. Benimkileri de yapar mısın? Bakayım. Evet evet. Neden olmasın, yaparım. Daha bir şey soracağım. Herkesin saçını yapıyorsun da kendi saçların neden bulaşık deli gibi? Tamam. Sana öyle bir saç yapacağım ki bayılacaksın. Sen görürsün. Bekliyorum. Bekle. Bulaşık teli ha? Ben sana göstereceğim bulaşık telini. Biraz şundan. Biraz da önden. Tamam. Şimdi de karıştıralım. Hazır. Şimdi bu karışımdan senin saçını süreceğim. Çok merak ediyorum. Tabii edersin. Ben de çok merak ediyorum. Ne zaman hazır olacak? Sihirli sözlerden sonra. Sürdüm iksirli fırçayı. Yaptım Romeo gibi saçını. Romeo mu? Nasıl oldu? Harika. Aynan var mı cadı? Gitti de güzel. Hoş. Ah, buradan bak. Nasıl oldu acaba? Çok güzel, çok ben bayıldım, harika. Trend. Ne yaptın cadı? Bu saç ne? Beğenmedin mi? Hayır, çabuk değiştir bunu. Tamam. Ne yapmak lazım? Yani Sevcan cadı, sen ne istiyorsun ben anlamadım ki. Yani bu çok renksiz oldu. Daha renkli bir şeyler. Anladım. Hiç merak etme. Biraz bundan. Seni gökkuşağına çevireceğim. Eksik malzeme katmışım. Bunu buradan koysam yeterli. Karıştıralım. Getir saçını. Umarım güzel bir şey yapmışsındır. Sus! Sihirli kelimeyi söyleyeceğim. Değsin Romeo'dan bu renk. Olsun saçları rengarenk. Sanırım güzel oldu. Bir aynaya bakayım. Bak. Cadı? Bu da ne? Bu nasıl renkler? Hiç yakışmadı bana. Tatlım, altlara doğru kat kattım. Üstlere doğru da volüm yaptım. Sonra da gökkuşağı gibi oldu. Çabuk. Sana da saç beğendiremedik. Ne istiyorsun? Yani
yani mor saçmalar yakışıyor ama birazcık değişiklik yaparsan süper olur. Senin o solgun fare kuyruğu bu kulelerine birazcık dolgunluk gibi mesela. Ha? Gelirsin sen. Mor 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 işte burada. Mor ve dolgun. Getir kafanı. Al bakalım. Biraz da diğer tarafa. Dolgunluğumuz fazla olsun. Tamam. Neydi o sihirli sözler? Gitsin gökkuşağı kafa. Gelsin bonus kafa. Ne? Bonus mu? Ha? Bir aynaya bakayım. Bak bak tabii bak bak. Dolgunluğa bak, güzelliğine bak. Cadı! Bu nasıl bir kafa? Ay! Bulaşık teli gibi ama renkli bulaşık teli gibi. Hemen değiştir bu saçı, istemiyorum. Eski halime döndür beni. Ne? Bulaşık teli mi? Ay tatlım, bulaşık teli benimki gibi olur. Seninkisi birazcık koyu. Evet. Lezzetli bir koyun hem de. Ah neyse, bu arada benim bir işim çıktı. Sonra bir ara gel düzeltirim. Bye bye. Ne? Çabuk dur, beni düzelt eski